Arkası Yarın. Bir Gül, Bir Gonca. 23. Bölüm. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Tanınmış bir doktorun oğlu olan Talha, bir şirketin Antalya'daki mağazasına müdür olarak atanır. Burada bir çocuk annesi Hayriye ile tanışır. Hayriye öğretmenlik yapmaktadır ve hayırsız bir oğlan kocasından yıllar önce boşanmıştır. Hayriye'nin mazbur kişiliği ve güzelliği Talha'yı çok etkiler ve kısa zamanda anlaşarak evlenirler. Birbirlerini derin bir sevgi ve saygıyla sevmektedirler. Ancak bu mutluluk uzun sürmez. Bir erkek çocuk dünyaya getiren Hayriye amansız bir kemik kanserine yakalanarak vefat eder. Talha, çocuklarına bakması için Hayriye'nin en yakın arkadaşı Nuran'ı dadı olarak tutar. Fakat bu sırada Hayriye'nin eski kocası Tarık, ikinci kez sahneye çıkarak Zeynep için Talha'dan tekrar para ister. Talha bunu kabul etmeyince, Tarık mahkemeye başvurarak kızı Zeynep'i görme izni alır. Talha, çaresiz hakimin verdiği karara uyar ve bir günlüğüne de olsa Zeynep'i öz babası Tarık'a verir. Ama niyeti para sızdırmak olan Tarık, Talha'dan para sızdırmak için küçük Zeynep'i kaçırır. Vereceğim dedim. Sakın çocuğa dokunmayın. Ver o zaman. Numarayı yuttu. Pislik herif. En azından bizi nereden aradığını öğrendim. Şimdi hemen Behçet Bey'e haber vermeliyim. Cep telefonunu almıştım. Hemen arayayım şuradan. Alo. Behçet Bey, ben Talha. Telefona taktığımız aygıt işe yaradı. Harika. Numarayı alabildiniz mi? Tabii tabii. 0212-711-45... İstanbul'un Avrupa yakası numarası bu. Demek kızla birlikte oraya gitmiş. Evet, ama İstanbul koskoca bir şehir. Nerede olduklarını nasıl öğreneceğiz? Büyük bir olasılıkla telefon kulübesinden aramıştır. Yarım saat içinde hangi semtten aradığını öğrenirim. Bu arada Tarık'ın yanındaki kız arkadaşının adını öğrendim. Berna adında biri. Çok iyi bir iş becermişsiniz Talha Bey. Hemen buraya gelin de gelişmeleri birlikte değerlendirelim. Tamam Behçet Bey. Yarım saat sonra yanınızdayım. Nuran, siz Sinan'ı doyurup yatırırsınız. Benim kaçta geleceğim belli olmaz. Peki Talha abi. Telefon idaresindeki bazı dostlarla görüştük. Adam sizi Silivri'den aramış. Tahmin ettiğimiz gibi bir telefon kulübesinden. İyi de Silivri oldukça büyük bir ilçedir. Ona bağlı birçok köy ve belde var. Hı? Acaba Silivri'nin neresinden aradı? Onu henüz bilemiyoruz. Aradığı umumi telefon Silivri'nin içinde. Adamlarımı oraya yolladım. Zeynep'in, Tarık'ın ve Berna'nın fotoğraflarını da verdim. Fazla sürmez. Nerede kaldıklarını hemen öğreniriz. İyi ama Tarık'la Berna'nın fotoğraflarını nerede buldunuz? Polis bilgisayarından aldım. Her ikisinin de suç dosyası oldukça kabarık. Hırsızlıktan soyguna, sahtekarlıktan dolandırıcılığa kadar işlemedikleri suç kalmamış. Ama ülkemizdeki yargı sisteminin boşluklarından yararlanarak çoğundan paçayı kurtarmışlar. Hapse girdiklerinde 2 ya da 3 yıldan fazla yatmamışlar. Peki, Berna'nın soyadını söylememiştim size. Onun Tarık'ın yanındaki Berna'nın olduğunu nereden biliyorsunuz? Bunu öğrenmek zor olmadı. Yıllardır birlikte yaşıyorlarmış. Ne demişler? Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Siz bir harikasınız. Tebrik ederim. Eminim onların saklandığı yerde yakında öğrenebilirsiniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın Talha Bey. Tarık sizi bir daha ne zaman arayacak? Bir hafta sonra. Kendisine parayı ancak o zaman verebileceğimi söyledim. Merak etmeyin. Bir haftaya varmaz yakalarız onları. Beni ne zaman babama götüreceksiniz? Hangi babana kız? Babam burada ya. Bu babamı değil, evdeki babamı kastediyorum. Hem kardeşimi de çok özledim. Çok mu seviyorsun üvey babanı? Evet, çok seviyorum. O da beni çok seviyor. İyi iyi. Allah başa kadar iletsin sevginizi. Beni ne zaman
götüreceksiniz onu? Ne zaman senin için istediğim parayı verirse o zaman götüreceğim. Neden benim için babamdan para istiyorsun ki? Çünkü o zengin. Onun parası var. Benimse hiçbir şeyim yok. Anladın mı şimdi? İnsan çocuğu için para ister mi? Kapa çeneni be. Seni mi dinleyeceğiz? Büyümüş de küçülmüş sanki. Şeytan ağzını iplik dedik diyor şununla. Hayır, hayır, bir daha ağzımı açmayacağım. Defol git odana. Sakın dışarıda çıkayım deme. Hadi. Tamam Berna. Sen daha mı uzattın ha? Korkup bağırırsa, milleti başımıza toplarsa ne olacak? Sıkıysa bağırsın. Üzerine bir şeyler giy de dışarı çıkalım. Günlerdir burada oturmaktan sıkıldım. Nereye gideceğiz? Ne bileyim ben. Silivri'ye bir bara gidelim işte. İki kadeh atalım yoksa fıttıracağım ha. İyi ama çocuğu ne yapacağız? Onu burada yalnız bırakamayız. Bırakırsak kaçabilir. Yoksa ben de sıkıldım. Burada yapacak hiçbir şey yok. Lök lök oturuyoruz. Merak etme, bir yere kaçamaz. Karşı evde oturan bir kız var. Fukaranın teki. Onun bunun evine temizliğe gidiyor. Veririz 3-5 kuruş eline, göz kulak olur. Göz kulak olacağını nereden biliyorsun? Ay merak etme dedim ya, konuştum onunla ben. Yeni evlendiğimizi, Zeynep'in benim üvey kızım olduğunu, onu yalnız bırakıp dışarı çıkamadığımızı söyleyince ben bakarım dedi. Aferin be, akıllı kadınmışsın. Tamam, çağır o kızı. Biz gelinceye kadar Zeynep'le otursun. Tamam, sen de kızını korkut. Kıza beni kaçırdılar filan demesin. Ben gidip kızı çağırayım. Zeynep! Buraya gel! Efendim? Biz Berna ablanla dışarı çıkacağız. Yalnız kalmaman için birisi gelip sana bakacak. Eğer ona bizim seni kaçırdığımızı, babandan para filan istediğimizi söyleyecek olursan, bir duyarsam telefon eder, arkadaşlarıma haber verir ve babanla kardeşini öldürtürüm, haberin olsun. Hayır, hayır, söz veriyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yeter ki kardeşimle babama dokunmayın. Aferin sana. Eğer sen susarsan ben de kimseyi öldürmem. Anladın mı? Demek Zeynep'i Silivri'ye kaçırmışlar ha? Evet Nuran. Özel güvenlik birimi şimdi de saklandıkları yeri tespit etmeye çalışıyor. Cep telefonumu kapatmadım ya, annem arıyor. Kaç gündür görüşemedi benimle, meraktan ölmüştür. Alo? Talha, Allah aşkına neredesin oğlum? Neden telefonunu kapalı tutuyorsun? Evi arıyorum, çıkmıyorsun. Sorma anne, başım fena halde dertte. Oğlum ne oldu? Babası Zeynep'i kaçırdı anne. Ne? Babası mı? Durup dururken o da nereden çıktı? Hayriye hayattayken bir kere daha aramıştı. Zeynep'i görmek istemişti. Kendisine o zaman para verip bundan vazgeçirmiştim. İtin serserinin teki. Bundan bize hiç söz etmemiştin. Çünkü Zeynep babasının öldüğünü sanıyormuş. Hayriye ona öyle söylemiş. Sebebi de adamın hırsızlıktan hapse girmesiymiş. Kanun dışı biri ha. Peki sonra? 15 gün önce yine piyasaya çıktı ve tekrar Zeynep'i görmek istediğini söyledi. Anlaşılan benim verdiğim parayı bitirmiş. Yine para mı istedi? Evet, ama bu sefer istediği parayı verecek gücüm yok. Bize söyleseydin ya oğlum, sana yardımcı olurduk. Teşekkür ederim anne. Ama istediği para az buz değil. Tam 100.000 lira. Aman Allah'ım. Adam seni holding sahibi sanmış. Ben kabul etmeyince mahkemeye verdi ve Hayriye de öldüğü için Zeynep'in velayetini istedi. Hakim de mahkeme sonuçlanıncaya kadar haftada bir gün kızını görmesine izin verdi. İnanamıyorum. Hakimler nasıl böyle karar verebiliyorlar? Sabıkalı birine nasıl kızını görme hakkı veriyor? Öylelerin de hakkı varmış. Adam ilk gün Zeynep'i aldı ve geri getirmedi. Allah Allah. Peki nerede olduklarını biliyor musun? Polise haber vermedin mi? Haber verdim anneciğim, verdim. Ama polis pek ilgilenmedi. Herif Zeynep'in öz babası. Ben de özel bir güvenlik birimiyle anlaştım. Şimdi onları arıyor. Sanırım Zeynep'i Silivri'de bir yerde saklıyorlar. Silivri'de ha? Bulabilecekler mi? Bulacaklarını söylüyorlar. Bu yüzden arayıp da bir de seni üzmek istemedim anneciğim. Anlıyorum oğlum. Duyunca baban da çok üzülecek. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Güzel torunum için gerekirse evimizi bile satabilirim. Sağ ol anne, sağ ol. Ama para vererek bu işi çözmenin imkanı yok. Bir kere verdim. İkinci kez istedi ve başıma bu geldi. Bir kere daha verirsek yine isteyecek. Artık bu işi resmi yollardan halletmem gerekiyor. Peki oğlum. Yine de yapmamızı istediğin bir şey olursa haber ver bize.
Olur mu? Tamam anneciğim. İnşallah iyi bir sonuç alınca ararım sizi. İnşallah yavrum. Arayan annenizdi değil mi? Evet. Zeynep'i kendi torunu gibi sever. Çok üzüldü. Anlıyorum. Güvenlik biriminden arıyorlar. Sanırım Zeynep'in yerini buldular. Alo? Talha Bey, ben Behçet. Güvenlik biriminden arıyorum. Buyurun Behçet Bey. Zeynep'i buldunuz mu? Sanırım bir iz yakaladık. Silivri'nin Çanta Köyü'nde olduğunu sanıyoruz. Çanta Köyü'nde mi? Evet. Orada bir köy evinde kalıyorlarmış. Harika bir haber bu. Köylülerden biri Zeynep'i, Tarık'ı ve yanındaki kadını tanımış. Hatta kaldıkları evin yerini bile söylemiş. Lütfen devam edin. Şu anda 3 adamım Çanta Köyü'nde. Onların kaldığı evi gözetliyorlar. Bazı geceler Zeynep'i bir kıza emanet edip dışarı çıkıyorlarmış. Niyetimiz onların dışarı çıktığı bir anda eve girip kızınızı kurtarmak. Neden bunu hemen yapmıyorsunuz? Yer değiştirip kaçarlarsa bir daha bulamayabiliriz onları. Hiçbir yere kaçamazlar. Gözaltındalar. Onlar evdeyken içeri girmek tehlikeli olabilir. Silahları varsa çatışma çıkabilir. Ya da kızınızı rehine olarak bize karşı kullanabilirler. Haklısınız. O alçak heriften her şey beklenir. Hele kazanacağını sandığı 100.000 lirayı kaybetmektense çatışmayı göze alabilir. Bu operasyonun başında olmak istiyorum. 5 uçağıyla İstanbul'a, oradan da Silivri'ye gideceğim. Ben de sizinle geleyim. Bunu ben de düşündüm ama olmaz. Neden? Bakarsınız o Tarık denen adam sizi arayabilir. Bulamazsa şüphelenip evi terk etmeye kalkışabilir. Benimkiler de izin vermeyeceği için bir çatışma çıkabilir. Evet evet, bu olabilir. Ama sizinle gelmeyi çok isterdim. Zeynep'i öyle özledim ki buram buram burnumda tütüyor. Merak etmeyin. İşler yolunda giderse bu gece onu kurtarır, yarın da buraya getiririz. Göreyim sizi Behçet Bey. Eğer bu gece kurtarırsanız hemen arayın beni. Merak etmeyin. Size haber veririm. Sinan nerede Nurhan Hanım? Uyuyor efendim. Ablasını sormuyor mu? Sormaz olur mu? Durup durup aba diyor. Odasına gidip bakıyor. Canlarım benim. Umarım bundan sonra Allah ayrılık göstermez bize. İnşallah Talha abi. Zeynep'i kurtarırlarsa size haber verecekler değil mi? Evet, verecekler. Onlara sabaha kadar uyumayacağımı söyledim. İnşallah kurtarırlar. Hı-hı. Zavallı kız bir haftadır evinden uzak. Ne yiyor ne içiyor Allah bilir. Günlerdir ben de aynı şeyi düşünüyorum. O pisliği bir elime geçirecek olsam bütün kemiklerini kıracağım. Telefon. Zeynep'i kurtarmış olmalılar. Umarım öyledir. Numara İstanbul numarası. Sanırım arayan Behçet Bey. Alo. İyi geceler sevgili dostum. Ne? Tarık sen misin? Evet. Neden şaşırdın? Hiç. Sadece senden telefon beklemiyordum da. Ne var, ne istiyorsun? Sakin ol Ahbap. Sadece hatırlatmak istedim. 2 gün sonra süre bitiyor. Umarım 100.000'i hazır etmişsindir. Tabii. Büyük bir ihtimalle yarın elinde olacak. Hmm. Zeynep'i getirirsen parayı alırsın. Parayı hallettiğine sevindim. Ama sana kötü haberlerim var dostum. Ne demek kötü haberlerim var? Yoksa Zeynep'e bir şey mi oldu? Eğer ona bir şey yaptıysan... Sakin ol. Kız iyi. Sadece onun için istediğim fiyata küçük bir zam daha yaptım. Zam mı yaptın? Bu da ne demek oluyor? Yani fiyat yükseldi oluyor. Zeynep çok tatlı bir kız. Bu yüzden de fiyatının daha yüksek olması gerekir diye düşündüm. Ay, cezanı versin senin. Zeynep'in yeni fiyatı 200.000 lira oldu dostum. Delirmişsin sen. 100.000'i bile güçlükle bulabilmişken... 100'ü bulan 200'ü de bulur Talha. Pekala. Ama bunun için yeniden zamana ihtiyacım var. 100'ü buldun değil mi? Yarın tamam olacak. Onu ilk taksit olarak kabul edebilirim. Peki, ilk taksiti ödeyince Zeynep'i geri alabilecek miyim? Sen beni gerizekalı mı sandın? Paranın tamamını ödemeden kızı göremezsin. Madem öyle sen de taksit işini unut gerizekalı herif. Beni iyi dinle Ahbap. Paranın tamamını bulman için sana bir hafta daha süre veriyorum. Aksi takdirde üvey kızının ancak cesedini görebilirsin. Zeynep'le konuşmak istiyorum. Yanında değil. Peki nerede? Emniyetli bir yerde. Şimdi sen de beni iyi dinle pislik herif. Eğer Zeynep'in saçının bir tek teline zarar gelirse seni öldürürüm. Anladın mı? Onu bana sağ ve sağlıklı teslim edene kadar da tek metelik alamazsın. Merak etme. Kız çok iyi. Unutma, parayı bulman için bir haftan daha var. Ben parayı bulacağım.
Sen Zeynep'e iyi bak. Merak etme, bakarım. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Hani Behçet adamlarıyla bu gece Zeynep'i kurtaracaktı. Nasıl oluyor da Tarık sizi arıyor? Bu işte bir terslik var. Ben de bir şey anlamadım ya. Bakalım bu işin sonu nereye varacak. Bir Gül, Bir Gonca Adlı'nın 23. bölümünü dinlediniz. 24. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.